Pakupayu. Bileyim. <laughs> Herkese merhaba. değerli arkadaşlarım. Herkese Merhaba Давайте сегодня с вами изучим новые слова, yeni kelimeleri bakacağız. Bazıları eski. Ama bugünün özelliği sadece fiilleri ve sadece ben için ve şimdiki zaman için kullanacağız. Bu yüzden diyelim ki e, Şöyle diyelim. Daha doğrusu bugün şimdiki zamanı e, öğreneceğiz. PAKUPAYU PAKUPAYU Satın alıyorum. Satın alıyorum. YA PAKUPAYU MŞİNUV MARTI Dayboh. Marta araba alıyorum. İnşallah. Şimdi gerçekleşecek olan fiil satın almak gelecekte olacak fakat şimdiki zamanı kullanıyoruz. Yani burada da bunu kullanabiliriz. Pakupayu alıyorum. Türkçedeki gibi Rusça da bu şekilde kullanabiliriz. Pakupayu maşinu marti. Ha şu anda satın alıyorsam marketteyim bir şey alıyorum. Havuç alıyorum, sebze, meyve. Bunun için de kullanılır. Tabii ki de doğal olarak pakupay ya pakupayu markovku mesela ya da kartoşku, soğan, şey patates. Değil mi? Evet. Zakırvayu. Kapatıyorum. Ya zakırvayu magazin. Ben dükkanı kapatıyorum. Hem bugün için için ya da şimdiki bugün için geçerli hem de genel olarak yakın bir zamanda kapatacağım dükkanı. Diyelim ki başka bir şey açacağım. Bunun için de zakırvayu kullanılabilir. Baleyu. Baleyu. Hastayım. Ya baleyi uca dveyni İki haftadır hastayım. Evet. Güzel dileklerinizi gördüm. geçen videonun altına yazmışsınız. Çok çok teşekkür ederim. Sayenizde daha iyi oldum. Sağ olun arkadaşlar. Uhaju. Uhaju. Gidiyorum. Yürüyerek mutlaka. Ve terk ediyorum. İki anlam var. Uhaju. Ya uhaju через Bir saat sonra gidiyorum. Yani eve gidiyorum işten. Mesela. Ya uhaju atsibe Seni terk ediyorum. Bu cümleyi umarım hiçbir zaman kullanmazsınız. Sadece örnek olarak yazdım. Evet. Ya uhaju iz Evi terk ediyorum. Evet. Bu da sadece örnek. Hiçbir zaman kullanmayalım. Пишу, пишу. Я пишу тебе WhatsApp. Сана Ватсаптан, я звюру. Пишу, yazıyorum. пишу yazıyorum. Прощу, прощу. Ediyorum, de, e, я Пишу я зеру. Прошу, прошу. Риджай дюре. Би Вида ялварам Анна Мандада Кулана Я прошу тебя, помолчи. Rica ediyorum susar mısın? Mesela değil mi? Ya da Ya proşu tiba Verniş Yalvarırım bana geri dön Ya da e, Normal bir şey olabilir de Ya proşu e, Ya proşu mesela Ben senden bu eşeği istiyorum ya da rica ediyorum Bana ver İş şu. Arıyorum, bakıyorum. Ya işu, robotu. No, ne nakajum. İş bakıyorum ama bulamıyorum. Evet, işu. Arıyorum, bakıyorum. Bu arada bunun bu hangi fiilden geliyor? İşu, iskat. Gördüğünüz gibi iskat ve işu. Nasıl değişiyor, değil mi? SK şeye dönüşüyor. Sпрашиваю, sпрашиваю, soruyorum. Я спрашиваю тебя. Где деньги? Burada belirttim. Rusçada e, soruyorum dersem e, mesela Türkçede sana soruyorum diyoruz ama Rusçada sana soruyorum diyemem kavu seni soruyorum oluyor gibi bir şey. Anlatabildim mi? Yani çevirirken başka soru soruluyor. Şey kullanılıyor. <laughs> ya спрашиваю тебя. Kimi? Kavu. Тебя. Seni. Где деньги? Para nerede? Türkçe'de ise sana. Kimi? Yani kime soruyorum? Sana. K komu sorusu olacak. Para nerede? Bu biraz karışık ama bir kere anlarsanız hayat boyu kullanacaksınız. Bu arada bazen "Благодарю тебя. Благодарю тебя." yazmak istiyorsunuz. Bana ki çok teşekkür ederim. Fakat bazen hatalı yazıyorsunuz. Çünkü Türkçedeki formu eee Rusça'daki şeye uyguluyorsunuz. Onu da açıklayacağım size. Onu bir kalıp olarak ezberleyin. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Seni. Teşekkür ederim sana. Sana değil, seni olacak Rusça'da. Anlatabildim mi? Благодарю тебя. Seni. Evet. Отвечаю. Отвечаю. Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Отвечаю. Отвечаю. Иногда я не отвечаю на дурацкие вопросы. Bazen aptalca sorulara cevap vermiyorum. Evet. Ce bu sadece örnek. Tabii ki de bütün sorularınıza cevap vermeye <laughs> çalışıyorum. Zaman buldukça. Evet. Отвечаю, cevap veriyorum. Не отвечаю, cevap vermiyorum. Забываю, забываю. Unutuyorum. Unutuyorum. Постоянно забываю выключить зарядку на ночь. Gece şarjı kapatmayı sürekli unutuyorum. Zaryatka şarj demek. Bu arada ben ilk e, Türkiye'ye geldiğimde şarj diyordum her zaman. Şarj ve hatta eşime iddia ediyordum böyle şarj değil şarj diyorum tamam <laughs> sonra baktım sözlü çeşitli kaynaklara ve gördüm ki ben haklı değilmişim normalde şarj demek lazım gece şarjı kapatmayı sürekli unutuyorum evet evet eh arkadaşlar şimdi biz tamam güzel şeyler yapıyoruz yeni kelimeleri öğreniyoruz fakat bir yazmanızı çok şiddetle tavsiye ediyorum bugüne kadar 24 tane sözlük yaptık her birinde en az 10-15 tane yeni kelime gördünüz bunları yazarsanız çok çok faydalı olacak çünkü yazarken çok daha kalıcı oluyor sizin için yani beyniniz için ve bugünden itibaren isteyen ve ciddi Rusça öğrenmeye ciddi yaklaşan arkadaşlara şunu e, teklif etmek istiyorum. Ödev yapacaksınız. Her kelimeye basit bir cümle yazacaksınız yorumlara. Yani bu sizin ödeviniz. 10 tane sözcük var mı? 10 tane cümle yazın. Kendiniz. Yazın ki bu sizin aklınızda kalsın bu kelime. Ben de eğer hata varsa ya da başka düzeltilecek bir şey varsa oraya yazacağım hemen. Yani bu şekilde çalışma yapacağız. Siz de küçük bir ödevi yapmış olacaksınız. Bu böylece daha da çabuk, daha da güzel, daha da ilerleyeceğiz Rusça öğrenme konusunda. Evet, hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Всем пока.